Bir ilkbahar pazarından herkese merhaba. Bu içerik evdeki 7 yıllık ömrünü tamamlamış eski zigon sehpaları boyama üzerine tamamen deneysel bir çalışmadır. Hiçbir şekilde iddiam yok, şöyle olacak, böyle olacak diye. Ama sonucu hep beraber göreceğiz. Ne yapacağım? Öncelikle zigon sehpalarımız bunlar. Bu videoyu başta çekmeyi düşünmemiştim işin açıkçası. O yüzden ilk halinin fotoğrafları yok. Eski fotoğraflardan bulur, sağa sola koyarım bunların ilk halinin nasıl olduğunu. Ama şöyle kaba taslak söylemek gerekirse şu üstünde şu şekilde bir kaplama mevcut. Keza üst tarafta da aynı kaplama var. Toplamda 4 tane zigon sehpamız var. İkisi şu şekilde kahverengi kaplamayla kaplanmış. Diğer ikisi ise şu şekilde beyaz bir kaplamayla kaplanmış. Tabii bunları söktük tek tek hepsine. Bu kahverengi bacakları sökmememizin sebebi henüz daha ne yapacağımıza karar vermemiş olmamızdı. O yüzden şimdilik duruyor. Ancak belli bir yerden, belli bir zamandan sonra, 3-4 yıldan sonra sehpaların üzerindeki beyaz kaplama artık şişmeye başlıyordu. Biz de ne zamandır aklımızdaydı. Onları bir güzelce söktük ve boyamaya karar verdik. Ama nasıl bir şey olacak inanın ben de bilmiyorum. Bunları nasıl söktüğümüze gelince, öncelikle kuvvetli bir saç kurutma makinesi gerçekten çok yardımcı oluyor. Sanki saçı var da. Aksi takdirde sökemeyeceksiniz, elleriniz harap olacak. Ahşaba sökerken zarar vereceksiniz. Her ne kadar belli bir süre sonra bunlar kavruluyor desem de bazı şu kenarlardan yapıştırma yerlerinden bunlar çıkmıyor. O yüzden bu yapıştırma yerlerine sıcak uygulayarak oradaki kaplamanın kalkmasını sağlayabilirsiniz. Ondan sonra bu şekilde patates gibi soyuluyorlar. Bakın üst taraflar ise yapıştırıcı olmayan kesimler ise çat diye gelmiş. Bakın hiçbir zorlama yok bunlarda. Bunlar da kenarlardan söktüğümüz, yani şuralardan söktüğümüz kaplamalar. Şimdi ne yapacağız? Bu bacakları söktük ancak buralar kaplamaydı. Bu taraf yapıştırma değil de presle sanki birleştirilmiş gibi bir malzeme olduğundan dolayı burası sökülmedi. Ya önemli de değil zaten hani sökülüp sökülmemesi. Biz zaten kaplamayı çıkartmakta amacımız. Zaten her tarafı böyle olsa hiç sökmeye gerek kalmazdı. İki tanesini söktüm. Bu iki tanesini siyaha boyayacağım. Bu siyah için Polisa'nın X1 Art kokusuz 0-100 oksit siyah hobi boyasını kullanacağız. Üstünde şey de yazıyor, ahşap da yazıyor. Böyle bir deneyeceğiz bakalım bismillah deyip. Bu boyama işlemi için ise parmak rulo aldım. Tabi tek bir rulo değil, üstünde kendi gelen rulosunun yanına hem kadife bir rulo aldım hem de sünger bir rulo aldım. Farklı 3 tane rulom var yani. Bakacağım yani hangisi daha düzgün çıkartılsa diye. Bir de onun yanına şöyle yumuşak bir fırça aldım. İzimiz kalırsa bu fırçayla da izleri falan silerim diye düşünüyorum işin açıkçası. Yanlar bu şekilde olacak. Üst taraflar için şöyle analı babalı oğlu bir çalışmamız var. Üçümüzün akrilik boyalarla yapmış olduğu el baskımız mevcut. Dedik ki bizden bir hatıra olsun diye düşündük. Dolayısıyla hepimiz ellerimizi boyalarla beraber bu şekilde bastık. Tabii sadece boş bir şekilde basmadık. Sağ olsun komşumuz Hüseyin abi bu konuda bize çok yardımcı oldu. Resim konusunda kendisinin gayet güzel çalışmaları var. O yüzden onun bize armağan etmiş olduğu şöyle bir sürrealist tabloyu da, tablo diyeyim artık buna yani her ne kadar sehpa üstüyse de nasıl kullanacağız onu da bilmiyorum böyle bir şeyi. Böyle bir çalışma yaptı sağ olsun bize. Bunun üstünü de vernikledikten sonra zarar gelmesin diye kullanacağız sehpa olarak. Bakalım bu şekilde bir çalışmamız olacak. Geriye kalan iki tane sehpa üstünü ise elimde kalan yağlı boya ile boyamayı düşünüyorum. Yağlı boyayı boyadıktan sonra eşim üzerine bazı figürler çalışacak. Önce eşim şuralarda bazı figürler çalıştı. Ahşabın üzerine ben çok beğenmedim. O yüzden dedim ki bunu da yağlı boyayla boyayalım. Üzerine figür çalışalım. Figür çalıştıktan sonra onun üzerine de yat verniği atalım. İnternetten birkaç yerden okuduğuma göre yağlı boyanın üzerine yat verniği attığımızda sararıyormuş. Hiçbir fikrim yok. Dediğim gibi bu tamamen deneysel bir hobi amaçlı bir çalışma. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Sararıyorsa da sorun değil. Yani sarı bir şekilde, sarı boya gibi bir şey olur. Bilmiyorum artık. Göreceğiz bakalım. Hadi başlayalım.
Vernik için ÇBS'nin Truva yat verniğini kullanacağım. 0,75 litrelik. Önce kullanma talimatına da baktım nasıl olduğunu. 6 saat arayla ikinci ya da üçüncü katı sırayla sürebilirsiniz diyor. Bir ilk katı sürelim bakalım. Ondan sonra duruma göre ikinci ya da üçüncü katı süreriz. Kadife rulomuzu da açtım. Yani ruloyu çıkarttıktan sonra bu şekilde yapmakta fayda var. Üstünde çünkü birikmiş ufak tefek kalıntılar varsa o da dışarı çıksın. Evet. Bunu da bitirdikten sonra şöyle bismillah deyip başlayalım. Başlamadan önce boya kutusu kirlenmesin diye internette sağda solda gördüm. Bu şekilde alüminyum folyo seriyorlardı. Ben de öyle serdim. Herhalde daha kullanışlı oluyordur. Bayağı yoğunmuş. Duruma göre incelteceğim ya da bu şekilde devam edeceğim. Yok, inceltmeye gerek yok. Yani yoğun olup tek katta işi bitiririm gibi geliyor. Uygulama açısından biraz zor. Yoğun olması. Ama kapatıcılık açısından 10 numara gibi duruyor. Biraz daha inceltsek mi emin olamadım işin açıkçası. Şimdi ön tarafını yaptık. Şimdi kenarlarına vuruyorum. Bakın fırçanın üzerinden şu şekilde iplikler çıkıyor. Bunları alıp kenara atın ki boya yapışmasın. Ön tarafını bitirdik. Arka tarafına geçeyim dedim. Ancak vernik çok kalın geldi bana. O yüzden %5 oranında aslında seyreltmek daha mantıklı. Ben deneme amaçlı çok hafif seyreltmek için sentetik tiner atıyorum şeyin içerisine. Sentetik tiner verniği biraz daha sürülmesi kolay hale getirecektir. Fazla kaçırırsanız çok cıvıyacaktır. Bu sefer de sürekli akacak. İstediğimiz kıvamı yakalayamayacağız. O yüzden azar azar atmakta fayda var. Şu anda bu kıvama getirdim. Az önce çok daha yoğundu. Daha yoğun olanlar daha sarı. Şurası daha cıvık olanlar daha açık sarı kıvamda. O yüzden şöyle karıştırıyorum ki her yeri aynı tonda olsun. Şu anda alması bile daha kolay hale geldi. Bakalım sürümü nasıl? Sürmesi de daha rahat şu anda. Yani çok az bir ton verniği açmakta fayda var. Bakın gördünüz mü iplik. Çıkan ipliğimizi hemen kenara çekiyoruz. Elimizdeki ruloda boya vernik bittikçe boya kabından vernik yüklüyoruz. Güzel oldu gibi. Şimdi kenarlarına geçelim. Evet, çömezlerin çalışması bittikten sonra ustaların çalışması geliyor. Ressam Hüseyin abimizin yapmış olduğu tabloyu aldık ve şimdi onu cilalayacağız. Rulomuzun her yerine şöyle güzelce verniğimizi yedirdik. Ruloda çok fazla vernik olduğu için ben üstün körü bir şekilde şu anda atıyorum. Ondan sonra bunları bu şekilde yapa yapa her yerine eşit bir şekilde yedireceğim. İlk buraya vurduğum için burada biraz fazla vernik oluyor en üst tabakada. O yüzden bu en üst tabakanın üzerinden geçip oradaki verniği diğer taraflara doğru yediriyorum ki her tarafında eşit şekilde vernik tabakası oluşsun. Verniğimizi incelttiğimiz için artık sürmesi daha kolay oluyor. Evet, her yerini vernikledik. Şimdi kenarlarımıza geçelim. Ben bunları daha öncesinden hafifçe bir zımparalamıştım. Şimdi şu kenarlarını filan da verniklemem gerekecek. Düzgün gözüksün. Şimdi aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. Alt taraf kalacak. Onu da en son uygulayacağım. Bu kısmı bitirdik. Şimdi üst tarafa şu kavalelerden koyuyorum. Neden? Çünkü bunu çevirdiğim zaman şu ahşabın yere değmesini engellemek istiyorum. Bu kavaleler değecek. Ben de hem üst tarafını boyamış olacağım hem de arka tarafını boyamış olacağım. Biraz sallanacak ama bakalım yapabildiğimiz kadarıyla yapacağız. Şu anda bunun alt tarafının verniği yapıldı. Hop kayıyor. Şimdi arka taraf. Zaten yan tarafları boyamıştım şu üç tarafı. Üst taraf kaldı. Bir de alt taraf kaldı. Şimdi öyle bir ayarlamışım ki var ya elimde tam terazi gibi. Kalan bütün verniğimizi rulomuza alıyorum. Sanırım bu vernik arka tarafı tamamen çıkartmaya yetecektir. Yani 0,75 litre bir vernik vardı. Bakın ilk yaptığımda diğer tarafta belli olmuyor ama bu tarafta nasıl belli oluyor. Arda arda bir yerden geçmiyorum. Boyayı dağıtmak için, verniği dağıtmak için bu şekilde sürüyorum. Sürdükten sonra şöyle peyderpey yavaş yavaş her yerine yedire yedire rulomuzu aleste aleste sürüyoruz. Ben kadife ruloyu bırakır mı diye diğer rulolardan da aldım ama yani anladığımdan değil, sadece gösteriyorum, sakın
reklam olarak algılamayın. Hani inanın fiyatını bile bilmem şu anda. Bir sürü malzeme aldım. Dekorunmuş bu. Ne diyor? Kadife, yağlı boyalar ve vernik boyalar için uygun. Plastikler, akrilikler, silikonlu iç cephe ve dış cephe boyaları için uygun değil diyor kadife rulolar. Zaten vernik için aldığımız için de ben özellikle kadife aldım. Etkisi de güzel. Beğendim ben etkisini. Herhangi bir şey yok. Dalgalanma veya pürüz falan yapmıyor. Şimdi üst taraf kalmıştı. Şunun da dibini sünnetleyelim bakalım be. Dibini sünnetleyelim derken tamamen yardık. Şimdi rulomuzdaki son boyaları da kenarlarda kullanıyoruz. Yine en son bittikten sonra kenara almadan önce bir üstünden geçeceğim. Şimdi son olarak yaslamadan şöyle üstünden bir daha geçiyorum. Çünkü burada boya karnavalı olduğundan dolayı boyaların birbirleriyle oyun içerisinde oluşturduğu ahenkten dolayı cila atarken ne kadar attığımı, oldu mu, olmadı mı şeyini göremiyorum. Arka tarafta bu gayet net bir şekilde gözüküyordu. Ama ön tarafta bu renk cümbüşünden dolayı bunu net bir şekilde göremiyoruz. Üst tarafların boyamasını bitirdik. Şimdi kaldı bacaklar. Toplamda 4 tane bacağımız var. Bu bacakları da Polisa'nın X1 Art boyasıyla boyayacağız. Az önceki kullanmış olduğum ruloyu bir miktar tinerleyerek şeyini hafiflettim. Bu aynı zamanda bunu da inceltecektir. Evet, bu da kalın zaten. Bunun kalınlığı şöyle. Bu da kalın. Bir miktar incelmesinde fayda var. Ama yeter mi emin olamadım. Biraz daha atıyorum. İnceltmeden bahsetmemiş. 120 milimlik. Rulonun üstünde bir miktar tiner vardı zaten. En fazla o tineri kullanmış olacağım. Bakalım. Tiner fazla geldi. Onu hissettim direkt. Üstündeki tiner fazla geldiği için rulonun tamamını boyaya daldırıp boyayı incelttim bir miktar. Aynı zamanda bunun üstündeki tineri de yedirmiş oldum. Şimdi boyamamıza devam ediyoruz. Evet, şu anda çok daha kaliteli bir boya veriyor bize. Ama görünen o üç tarafını ben gibi maskelemiştim. Tek katta kapatmamasının sebebi malum fazla incelmiş olması. Şöyle iki tanesini siyah boyadık. Şimdi bu üçüncü ve dördüncüyü boyayacağız. Tabi şu anda benim atölyem balkonum olduğundan dolayı çok dar. Çalışması filan da zor. Balkon da ufak zaten. Yerler o kadar önemli değil. Yerleri adamlayanları daha sonrasında tinerle alırız. Sonuçta düz yüzey. Ama pütürlü yüzeylerden çıkması zor. O yüzden bu şekilde maskeleme yapmaya çalıştım ki duvara boya gelmesin diye. Ama ne kadar dikkat ederseniz edin yine de gelme ihtimali var. Ya bunları boyaması kolay oluyor işin açıkçası. Doğru fırçamı kullanıyorum ondan emin değilim. Çünkü hafiften dalgalı bir şey bırakıyor. Acaba diğer boyayı fırçayı kullansam? Evet, böyle sıfır bir şey olmuyor ama o sıfırlığı da herhalde cila verir diye düşünüyorum. Ciladan sonra böyle kaymak gibi dümdüz olur üstü diye tahmin ediyorum. Bakın bunların arkası beyazdı. Buralara ister istemez siyah boya geliyor. Bu boya bir miktar kuruduktan sonra tinerli mendille bunları alacağım ben. O yüzden şu anda şey yapmıyorum. Önce bir maskeleme yapayım dedim ama daha fazla uğraştırıyor maskeleme işlemi. O yüzden böyle direkt dalıyorum. Tinerle çıkartmak şu anda bunu daha kolay emin olun. Fena durmuyor ya. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar, 4 tane bacağımızın boyasını bitirmiş bulunmaktayız. Şu boyayla boyamıştık. Bu boyadan da yaklaşık şu kadarı 4 tanesini boyamaya yetti. Bu kaç milimlikmiş? 120 milimlik bir boyaymış. Bir sonraki kat için 12 saat bekleyin diyor. Vernik de en az 6-8 saat bekleyin diyordu. Biz garanti olsun diye hepsi için bir en az 12 saat bekleyelim. Ondan sonra bir bakalım nasıl olacak. Ona göre hareket ederiz tekrardan. 12 saat sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu taraflar parlak bir yüzey. Üst taraflar ise direkt ahşabın kendisi. Burası ise parlak bir yüzey. Burası parlak olduğundan dolayı bunun üstüne gelen boyaları şöyle mendille, ıslak mendille siliyoruz. Su bazlı olduğundan dolayı ıslak mendille çok rahat çıkıyor. Tırnağınızla bir miktar destek verebilirsiniz. Şimdi ilk etapta kabasını alıyorum. Kabasını aldıktan sonra temiz bir bezle şöyle alıyoruz. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Beyazın içinde siyah, siyahın içinde de beyaz olmayacak. Mottomuz bu. Bacaklar kurudu. Bu şekilde mat bir görüntü oluşturdu. Bunun üstüne vernik atmayı düşünüyordum. Ancak bu mat görüntü benim çok hoşuma gittiğinden dolayı üstüne vernik atmayı düşünmüyorum. Şimdi bu bacaklarla bunu kombine edeceğiz. Bunu siyah boyamıştık. Bunu da beyaza boyayacağız.
Elimde Marshall'ın pastel yarım mat beyaz boyası var. Bunu çok az tinerle açacağım ben. Çünkü çok yoğun. Çok az miktar dökmemiz yeterli olacaktır açmak için. Ondan sonra karıştırıyorum. Karıştırırken zaten boyanın inceldiğini göreceksiniz. Daha akışkan bir hal alacaktır. Bu boyayı uygulamak için sünger fırça kullanacağım ben. Açıklamalarında yağlı boyalar içinde kullanılabildiği yazıyordu. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Beraber göreceğiz. Direkt batırmıyorum. Çok fazla emmesin diye. Fazlasını da zaten şu üst tarafa bırakıp başlıyoruz. Haydi bismillah. Görünüşe göre tek seferde kapatacak gibi duruyor. Kapatmazsa da zaten en fazla ikinci katta kapatacaktır. Burada da boya bittikçe hazmeden yükleme yapıyorum. Sanırım biraz daha fazla almanın da fayda var. Yağlı boya biraz daha pistir. Biraz daha sıkıntılıdır. Etrafa bulaşmaması için alt taraflarına naylon çektim. Boyayı yaptıktan sonra tamamen her yerine eşit dağılsın diye üstünden geçiyorum. Sanırım tek seferde kapatmayacak. Şu yanları da yapalım. Yağlı boyada ikinci katı vurmak için en ideal süre bir gündür. Bundan eminim. Çünkü kapıları boyadım. Kahverengiden bu şekilde beyaza döndürdük. Bayağı bir zorladı bizi ama başardık. Bu arada ben boyacı ustası değilim. Ama istedikten sonra insan her şeyi yapmaya muktedirdir. Usta bir günde yapar. Ben işi bilmediğim için 3 günde yaparım. Ama yaparım. Şimdi diğerine geçelim. Şuralara sanki biraz daha ihtiyacı varmış gibi. Şuralarda da sanki biraz daha verirsem boyaya. Ama ikinci katı atmam faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü bazı yerlerde ahşap gözükebiliyor. Birle de kullanılmaz mı? Bir katta eğer boyanız elinizde fazla boya yoksa, vaktinizde yoksa bir katta aslında işimizi görür. Üstüne sonuçta bunun vernik atacağız. Daha parlak gözüksün diye. Bu da ikinci sehpamız. Siyahlarla çok güzel kombin olacağını düşünüyorum işin açıkçası. Evet, boyayı her yerine güzelce yedirdik. Sünger fırça da çok iyiymiş bu arada ya. Beklemiyordum ben bu kadar güzel boyayacağını. Gerçekten pürüzsüz bir iş çıkardı sünger. Şöyle yan taraflarını da boyayalım. Arkasını nasıl boyayacaksın diyorsun değil mi? Ona da bir şeyler düşündüm. Sadece arkası değil, üst tarafları da var boyanacak. Atölyemiz yok ki arkadaş, ne yapalım? Elimizdeki imkanlarla işte. Boya kalıntısı falan kalmasın üstünde, ona dikkat edin. En ufak bir çıkıntı bile çirkin gözükebilir. Her yeri eşit, sumur bir şekilde yapalım. Tabii ben bunu akşam karanlığında yapıyorum. Kameranın ışığıyla yapmaya çalışıyorum. Gündüz olunca eksiklerimizi daha iyi görürüz. O zaman da ikinci katı attığımızda da hiçbir şey kalmayacaktır inşallah. Oldu. Yan taraflarında kavale delikleri var. Bu kavale deliklerini kendi kavalelerine takıyorum. Bu şekilde ilk katı attım. Üç kenarı da boyadım. Alt kenarı boyamadım. Arkasını da boyamadım. Çünkü bunu çevirdiğim takdirde bu duvardaki naylona yapışacak ve burada iz bırakacağından dolayı ellemedim. Bunun en az bir 6 saat, 6-8 saat boyayı çekmesi gerekiyor. Ama o zaman diğer tarafını boyayabilirim. Tabii çok vaktim olmadığı için fırsat buldukça boyuyorum ben bunu. Tam kuruyup ikinci katı atmak için ise en az bir gün gerekli. Arka taraf ve altta kalan kenarı da 6 saat sonra boyayabiliriz. Şimdi bunları dinlenmeye bırakalım. O kadar dikkat etmeme rağmen nasıl olduysa buralara boya akmış. Çocuk yapmış olmasın? Sen yapmış olmayasın. Neyse. İnce bir zımpara ile mecburen fazlasını alacağız artık. Bu şekilde çok çirkin gözükür. Şöyle ince bir zımparayla bütün kalınlıklarını aldık ve ikinci kat boya yapmaya hazır hale getirdik. Ama ikinci katı bariz bir şekilde istiyorum diyor. Çünkü şuralarda dalgalanmalar var. Beyazların tonları arasında farklılıklar var. Dolayısıyla mecbur ikinci katı atacağız. Tek katta kapatırım acaba diye düşünmüştüm ama kapatmadı maalesef. Şimdi bunu naylon poşetin üstüne değil de naylon poşet biraz sıkıntı çıkartıyor. Alt tarafını tek kat yeterli. Çünkü zaten altta kalacağı için çok önemsemiyorum. Bu alt tarafı bizim dededen kalma pantolonu çöpe atmak istemedim israf olmasın diye. Onu şöyle bir şekilde bir geri dönüşüm yaparak kullanıma kazandırdım. Bunun altını bu şekilde böyle koyarak bu şekilde boyayacağım. Önce şu kenarları boyamak istiyorum üst taraftan bastırarak. Şöyle üst taraftan bastırarak, üst taraf henüz daha ikinci kat boya yatmadı. Her tarafını güzelce boyuyorum. Ondan sonra şunu geriye çekerek bu diğer tarafına boyayacağım. Bu en son katmanı gün ışığında attığım için neresi boyalı, neresi boyasız çok rahat görebiliyorum artık.
Yani bu işi gece yapmak çok akıl kârı değil de işte manyaklar çıkıyor. Gece gündüz demeden bunlarla uğraşıyorlar. Bunun ikinci katını attıktan sonra olduğu gibi alıp kenara koyuyoruz. İlki bitti. Şimdi elimize tadıdan kalma ikinci emektar taburemizi alıyoruz. Ve üstüne ikinci sehpamızı yerleştiriyoruz. Yine aynı şekilde kenarda duracak şekilde. Şimdi kenarları biraz duvara dayanmaktan muhtemelen zedelenmiş. Oba müziklere bak seçim öncesi. Şu şekilde üç tarafına geçtik. Şimdi dördüncü yan kenara boyuyoruz. Boyamızı bir miktar daha da yüklüyoruz. Ve ver ikinci coşkuyu. Boyama işlemini yaparken fazla bastırmamaya özen gösterin. Rulonun kendi ağırlığıyla gidip gelmesine izin verin. Bakın bastırdığım zaman ne oluyor? Bakın bastırdığım zaman pötür pötür izler çıkıyor. Ve her ileri geri hareketimde boya bırakıyor. Görüyor musunuz? Şuralarda boyalar var. Fazla boyalar. Peki rulonun kendi ağırlığıyla yaptığım zaman bakın, her yer eşit bir şekilde kaldı. Tabii biraz bastırarak alacağım o fazla boyaları çekmesini istiyorum çünkü. Evet, şimdi rulonun kendi ağırlığına bıraktım. Evet, harika. Boya eşit bir şekilde dağıldı her gibi. Her yerini güzelce boyadıktan sonra şöyle tek sıra halinde geçiyorum ki herhangi bir şey kalmasın. Bütün her yerinin boyası eşit olsun diye. Evet, ikincisini de boyadık. Bunu da bekleteceğiz şimdi. Bir 24 saat. Ama 6-7 saat sonra tekrar bir kontrol edeceğim. Eğer ki istemediğim bir şey varsa belki ince bir rötuş daha atabilirim. Bu sehpanın son halini bu şekilde ayarladık. Bunlar Hint kınası desenleri, milyoncularda falan bulabileceğiniz desenlerdir. Amca, ben duyuyor musun? 2005 yılında TL'den 6-0 atıldı. Milyon yok artık. Lira var, lira. Ama liraya da bir şey yok. Şimdi diğer sehpamıza geçeceğiz. Diğer sehpamızdaki desenleri de bu şekilde yapıştırdık. Şimdi boyamasına geçelim. Bu ince bir çalışma ve tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Nereyi hangi renge boyamak istiyorsanız o şekilde yapacaksınız. Ha, biz noktaları sarıya boyayalım dedik. O yüzden sarıyla başladık noktaları boyamaya. Ortaya nasıl bir şey çıkacak inanın biz de tam olarak bilmiyoruz. En son folyoyu kaldırdığımızda göreceğiz. Bunları boyarken aklıma camilerdeki vitray sanatları geldi. Sanki vitray boyuyormuşuz gibi. Hepsini farklı farklı çeşit çeşit renk cümbüşüyle boyamaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Çiçeklerin dışında kalan desenleri de pembeye boyuyoruz şu anda. Çiçeklerin etrafında bordoyla boyuyoruz şu anda. Bunları ojelerle boyuyoruz. Çok kalınlaştığı zaman asetonla bir miktar inceltilebiliyor. Ama asetonu damlayla damlatmak gerekiyor. Çünkü kullandığımız boyalar işte bu kadar. Bir damlası bile yetiyor. Ve bu sehpanın son boyaması da buydu. Bitti. Şöyle bir bakalım. Tabi etrafındaki şablonlar kalkacak. Bu siyahlar olmayacak. Sadece renkler kalacak ve düzgün bir şekil olacak. En azından öyle olmasını bekliyoruz. Şöyle bir de geniş açıdan bakalım. Evet bu şekilde bir çalışmamız oldu. Bu sehpamızın da son çiçeğine geçtik. Umarım şablonu kaldırırken bir sıkıntı çıkartmaz bize. Çıkarsa da artık olduğu kadar diyeceğiz. Ne yapalım? Sonuçta bu kadar emek var burada canım. Değil mi? Şimdi bütün boyamalarımıza bir bakalım. Bir de genel görüntümüze bir bakalım. Genel görüntümüz de bu şekilde oldu. Şimdi kaldırma işlemine geçiyoruz. Kürdanla bir tarafından tutup cımbızla kaldırıyoruz. Evet, oje kuruduğunda bir miktar kavladığını gördük. Yani istediğimiz gibi tam böyle dümdüz bir şey vermedi ama bir miktar kenarlarından kaçtığını görüyoruz. Ama yine de fena sayılmaz ya. Hafiften kalkmış olanları kürdanla aşağı doğru bastırıyoruz. Zaten bunun üstüne de vernik atacağımız için onlar oraya yapışacaktır. Şimdi büyük başa geldik. Yeşillerin bir miktar kalktığını görüyoruz. Bunun sebebi ise yeşillerin kurumuş olması ve şablonun üstünde kalmış olması. Ama şöyle genel görüntü itibariyle baktığımızda bence şık durdu. Şimdi şunu da çıkarttık mı tam bir görüntüyü göreceğiz. Evet, bunun yeşilleri şurada bir ufak tefek bozulmalar oldu ama şimdi kalkmış yerleri kürdan vasıtasıyla düzeltmeye çalışıyoruz. Tabii buradaki sorun yağlı boyanın üzerine ojeye tutturmaya çalışmamız. Muhtemelen yağlı boyanın üzerine oje iyi tutmadı. O yüzden bunlar oldu. Ya, ojeler elimizde kalmıştı. Bitmek üzere olan dipleri gelen ojeler vardı. Elimizde kalmasın böyle değerlendirelim diye düşündük. O yüzden böyle bir işe girdik. Şimdi üzerine ufak rötuşlar yapıyoruz. Biraz uğraştırıyor ama bu tamamen hobi amaçlı olduğundan dolayı artık siz nasıl gönlünüz el veriyorsa daha büyük kalıplı desenler de kullanabilirsiniz.
Biz çok ince kalıplı desenler, Hint kınası deseni kullandığımız için bu şekilde ince çalışmak zorunda kaldık. Bunların üzerine akrilik boya da olur diye tahmin ediyorum. Hatta akrilik boya varsa elinizde çok daha iyi olur. Biz dediğimiz gibi elimizde kalan boyaları kullandık. Boya cümmüş oldu adeta. En son da bir değerlendirme esnasında hangi boyaları kullandık, hepsini bir gözden geçireceğiz. Şimdi ikinci sehpamızın kalıplarını kaldırıyoruz. Kurumadan yaptığımız zaman çok daha güzel bir sonuç çıkıyor. Kuruduğu zaman ya da üstlerinde fazla boya kaldığı zaman, özellikle küçük desenlerde üstünde fazla boya olduğu takdirde kalıp boyayı kaldırabiliyor. Burada gördüğünüz gibi mesela. Evet. Bunda çok fazla bir kalkma olmadı. Daha tatlı oldu bu. Ufak tefek şeyler, hatalar olabilir ama önemli olan şöyle bir geneline bakalım. Genelinde o çok ufak hatalar göze batmayacaktır. Genelde bence gayet tatlı durdu. Ojelerimiz kurudu. Şu anda son aşamadayız. O aşamada vernik aşaması. Haznemize bir miktar vernik aldım. Lakin verniğimiz çok yoğun olduğundan dolayı çok az bir tiner ekleyip karıştıracağım. Bu şekilde sürümü daha kolay olacaktır. Tinerimizi karıştırdık. Sehpamızı ortasından tutup yan taraflarını verniklemeye başlıyorum. Bunun alt tarafını verniklemeyeceğim. Alt tarafını koruması için bir tabaka boya atmıştım. Ama oranın verniğe ihtiyacı yok. Ancak bu ruloyu çok beğenmedim. Çok takılıyor. Yanlarda takıldı. Umarım üst yüzeyde o kadar takılmaz. Biraz kalın olduğundan şeyi dağıttı. Mecburen biraz daha inceltmek zorundayız. Çünkü dağıtıyor. Ekrandan ne kadar iyi gözüküyor bilmiyorum ama tamamına vernik sürdüm. Yağlı boyanın üstüne vernik sürdüğümüz takdirde vernik yağlı boyayı sarartıyor. Ben bunu daha önce okumuştum ama aklıma gelmedi tekrardan. O yüzden vurduk geçti. Ancak bu sarı görüntü çok hoş olmadı. Ben de peçeteyle şu kısmını sildim. Şimdi bu kısmında vernik yok, beyaz. Bu kısmında vernik var, sarı. O yüzden tamamen kurumadan vernikleri peçeteyle sileceğim. İhtiyaç halinde ki olacak, tinerle de destek atarız. Tinerle de şöyle. Çünkü kalın olduğu için hemen kuruyabiliyor. Hani eşim iş çıkardın diyor ama ben iş çıkardın olarak görmüyorum. Bakın siz de mesela bunun sonucunu gördünüz. Ekrandan ne kadar net gözüktü emin değilim ama. Bir önceki sehpada sarartıyı gördük. Ama diğer taraftan hazırlamış olduğumuz desenleri de korumamız gerek. Eğer bu sürmüş olduğumuz ojenin üzerine herhangi bir işlem yapmazsam bir süre sonra boyalar dökülebilir. Bu yüzden boya fırçası ile sadece desenli alanın üzerine ince bir şekilde vernik atacağım. Yaptığımız vernikler kurudu. Elimi şöyle gezdirdiğimde pütür pütür olduğunu hissediyorum. Bu ojenin pütürlüğü. Üstünde vernik olmasa bu pütürler muhtemelen kalkacaktı. Ama üstündeki vernik bu pütürleri tutuyor şu anda. Görsel olarak eşim de ben de gerçekten çok beğendik. Burada da pütürler mevcut. Sorun değil. Yani her tarafına vernik sürmediğime gerçekten memnunum. Bilmiyorum, şöyle yakından tutarsak ne kadar belli olur. Mesela biraz daha yakından tuttuğumda bakın vernik sürdüğüm şu kenarların filan, bakın özellikle şuraların filan sarı olduğunu daha iyi göreceksiniz. Bunları akşam yaptığım için, dünkü çekimleri, boyama çekimlerini akşam yaptığım için belki çok fazla belli olmuyordu. Şuralarda filan hep kenarlarda sarılık filan var. Tabi şu anda çok fazla belli olmasa da bunun tamamında vernik olsaydı bu çok daha bariz bir şekilde sırıtacaktı. O yüzden verniği kaldırdık. Böyle bence çok da güzel oldu. Hem görüntüsü filan diye. Görüntüsü filan değil. Zaten kapılarla da görüntüsü aynı oldu. Çünkü aynı yağlı boyayı kullandık. Şimdi gelelim ayaklara. Ayaklarımda daha önce hobi boyasıyla mat siyah boyamıştık. Şık durduğunu söyleyebilirim. O iki kavaleyi alta, iki kavaleyi de üste takıp bunları kavale yuvalarından oturtuyoruz yerine. Oturttuktan sonra şöyle uzunca vidalarımız var. Bir adet şöyle güzelce bir şarjımız var. Şimdi aynı işlemi diğer sehpa için de yapacağız. Tabi bu su bazlı boya olduğundan dolayı çok uzun süreli olmayabilir. İnanın ben de bilmiyorum ama şu anda hafiften sanki şuralarda küçük küçük atmalar meydana gelmiş gibi duruyor. Sonuçta bu hobi boyası kullandık biz bunda. Ve son vidalarımızı da sıkıyoruz. Ve en sonunda bütün çalışmamız bitti. Artık açılışımızı yapabiliriz. Balonlar açılış için mi kaydı? Yok tabii ki, hayır canım.
Şimdi özetle neler yaptığımıza bakalım. Üst kaplamasını kurutma makinesiyle kaldırdık. Bunda herhangi bir işlem yapmadan akrilik boyalarla üstünü bu şekilde boyadık. Bu ressam Hüseyin abimizin çalışması. Bu da bizim resimde gelmiş olduğumuz yegane alanı gösteriyor. Önceden patates baskı vardı ya, bu onun eli, el baskısı. Sanatına hayran kaldım. Gözlerimi alamıyorum. Aradan belli bir süre geçtikten sonra üstünü vernikledik ve bunlarla işimiz bitti. Orijinal bacakları bunun böyleydi. Hiç ellemedik. Gelelim diğer çalışmamıza. Bu çalışma gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü renk uyumu, siyah beyazın uyumu gerçekten çok muhteşem oldu. Mat siyah ve parlak beyaz ahenk içinde durdu. Üstüne yapmış olduğumuz ince küçük desenler ise görsele ayrı bir hava kattı. Kendini çok daha belirgin hale getirdi. İlk başta bunu beyaza boyamayı düşünmüyorduk. Direkt üstüne yapmayı düşünüyorduk. Ancak yaptığımızda altındaki suntanın ojenin renklerini sönümlendirdiğini gördüğüm için renkler kendisine daha belirgin hale getirsin diye altını beyaz yağlı boyaya boyadık. Bu bildiğimiz alttaki şu beyaz görmüş olduğunuz yağlı boya, buradaki siyah görmüş olduğunuz su bazlı hobi boyası. Yani çok dayanıklı olacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi çarpmalar da filan çıkabilir. Ama yağlı boya daha dayanıklıdır. Mukavemeti güçlüdür. O yüzden üst taraf önemli. Çünkü buraya bardak filan koyacaksınız, yemek koyacaksınız, geri gelecek sıcak bir şeyler koyacaksınız. Dayanıklı olmasına gerek var. Beyaz yağlı boyanın üzerine burada görmüş olduğunuz desenleri işledik. Bunları yaparken kalıplardan yardım aldık ve kalıpların içerisine elimizdeki farklı renkteki ojelerle boyadık. Bu şekilde bir şey ortaya çıktı. Hafiften kabarıklık var. Bunun üstüne vernik attık ancak bu sarı renk çirkin bir sarı rengiydi. Hele de bunun üstüne siyah ve beyazın içerisinde çok sırıttı. O yüzden verniği kaldırdık. Zaten yağlı boyanın kendisi de mukavemetlidir. Verniği kaldırdık. Ancak üstüne yapmış olduğumuz ojeler kalkmasın diye sadece ojelerin üstlerini vernikledik. Gerçekten işe yaradı. Şu anda bakın mesela bunun sağlam durmasının tek sebebi üstünde duran verniktir. Böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk efendim. Hiçbir iddiamız yoktur. Tamamen amatör amaçlıdır. Zaten siz de gördünüz boya konusunda ne kadar beceriksiz olduğumuzu. Estağfurullah. O senin beceriksizliğin. Ama ne yaparsak nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Bunu hep siz de gördünüz. Hep beraber biz de gördük. Yani sizin de evinizde bu şekilde eski, püskü, zigon sehpalar, kırık, yırtık, lekeli sehpalar varsa benim yaptığım gibi bunları dönüştürebilirsiniz. Hele de 4 tanesini bu şekilde yaptığınız takdirde, hani bu diğerleri biraz daha otantik bir çalışma oldu ama bunu bu şekilde 4 tane yaptığınız takdirde çok şık olacaktır diye düşünüyorum. Umarım içerik faydalı olmuştur. Sanırım uzun bir içerik oldu. Çünkü kendi işlerimizden arta kalan zamanlarda bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bir de Ramazan ayına denk geldi. Yaklaşık 15-20 gündür iftardan sonra bunlarla uğraşarak bir şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. O yüzden kusura bakmayın, uzun bir içerik oldu. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Eğer ki videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğen tuşunu çok görmeyin. Kanalıma destek olmak için ise abone ol tuşunu kullanabilirsiniz. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.